Arkadaşlar, havamız güzel. Ben koşturuyorum, toparlama yapıyorum. Simavlı da beni sev diyor. Vallahi hortumu çıkardım. Ateşlere birer çıra koydum. Bunlar yansın diye. Sonra bütün... Ay çok yorucuydu. Fidanları aşağıya taşıdım. Gördüğünüz gibi. Bunları tek taşımak bir zordu. Bunları taşıdım. Bahçe makasından tut. Tripodumu, şapkamı, kazmamı. Ondan sonra kovamı, küreğimi, yakıcı maddemi. Bu ben hepsini bu merkeze taşıdım şimdi. Vallahi bir kahvaltı edip ondan sonra ağaçları dikeceğim, ağaçlara bu topraklara burada gördüğünüz yanmış gübreleri karıştırarak temizce seçerek güzel toprakları, ağaçları gömeceğim. Ateşleri yakmayı düşünüyorum ve inşallah yanar, artık ortalıktan kalksın. Sonra bu iş bitsin bakalım bugün. Yatakların içini bu atıklarla doldurabilirim muhtemelen. Vallahi 2 gündür dudağım uçukladı ve stres yapıyorum. Stres yapınca da benim çarpıntım oluyor ve geri bu nefes göğsümde bir baskı oluşuyor. Çünkü ustalarla uğraşmak hiç kolay değil, inanın çok zor. Klozetin suyu deliler gibi akıyor. Yarın akşam belki gelirim dedi usta. Balkon mesela dün gelinebilecekti, o yok. Belki pazartesi bu boruların gömülme işi yapılır. Diğer usta hiç aramadı. Aylardır sürekli böyle yapılması çok yorucu. Balkon yapıldıktan sonra şuradan bir çıkması olacağı için çatının da uzaması gerekecek. Vallahi kuşlar da nasıl mutlu orada. Dikkatimi çekiyor. Daha çok iş var. İşin olması değil de işte gününde gelinmemesi kadar zor ve sıkıcı ve gerginlik yaratıcı bir şey yok. Neyse. Tekrar görüşürüz. Simavlı çok mutlu. Gece bugün bu gece dışarıda kalmış. Gece normalde asla dışarı çıkmazdı. Kızgınlık da ya, içeri girmiyor. Kendi bilir. Nasıl ben onu büyüttüm artık diyorum. Kendi nasıl istiyorsa. Dışarıda yemek de var. Her zaman koyuyorum zaten. Velhasıl şansı içeride. Şansı içeride olduğumu geri sorun değil. Çok terledim. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Bakalım bugün fidanlarımızı bir dikelim hayırlısıyla. İnşallah tutsun. Bir dinlenip kahvaltı edip işe başlayacağım. Selam. Selamlar. Bakın balkonumuz sökülüyor. Aradım ustayı. Dedim ne olacak bu işimiz? En azından balkon şimdi sökülüyor. Gördüğünüz gibi fidanları çıkardım. Sizle şimdi fidanları bir göstermek istiyorum. Şöyle yaklaştırayım size. Şans şebeği de geziniyor gene. Şimdi tane ışıklar kestane. Şöyle eğeyim. Gördüğünüz gibi şansımız da burada. Mürdümeri'yi, deveci armut, dağ çileği. Açıkçası bunun ne olduğunu bilmiyorum, soracağım. Yazmamışlar. Sweet Lady. Kestane miydi bilmiyorum. Onu da bakmalıyım. Ay, kestane diyorum, şeftali. Bu deve dişi nar. Şeftali. Hurma. Ağlayan dut. Can eriği.
papaz eriği, ayva. Bunu yazmamışlar, bilmiyorum. Portakalımız. Görünüyor muyum? Portakal. Bu işte, bu ise gördüğünüz gibi yaramaz şans. Hiç kimse bunun yaptığını yapmaz. Limon. Ay, bir de hediye göndermişler. Dur. Ya. Siyah ahududu, yaban mersini, sarı ahududu, bal yemişi, frenk üzümü, bunu bilmiyorum, sarı ahududu da olacaktı. Bu da üzüm, parmak üzüm. Ya taktı kafayı, şuna bakar mısınız ya? Of, şans, hayır. Yok ol. Birçok meyve var burada gördüğünüz gibi. Şöyle çıkartayım. Birçok meyve var burada. Bak. Şans. Taktı banta ya Rabbim. Hiç rahat koymuyor. Bunu da çıkarmıyorum çünkü. Hadi git. O oyuncağı onun. Bunlar şimdi bugün inşallah dikeceğim. Anlamadıklarımı soracağım. Bu minikleri şuraya dikeceğim. Gördüğünüz gibi şuraya. Küçük dikenli şeyleri ya da ahududu tarzı yaban yemişlerini. Ağaçlar işte yerlerine dikilecek. Görüyor musunuz şansı? Çok önemli bir şey aldı ve gidiyor. Çok tatlı. Simo işte burada. Valla ağaçları sökmek çok kısa sürecek. Usta zor bir şey diye düşünüp yardımcı bile istemiş ama o kadar uzun bir şey değil. Şimdi işte bu meyveleri bir listeme alıp bakacağım. Kontrol edeceğim. Hangi meyve gelmiş, gelmemiş. Okeyleyeceğim falan. Gelen anlamadıklarımı bakacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Balkon sökülüyor. Temizleniyor şimdi. Ben de bu atılan tahtaların çivilerini söküyorum. Maalesef fidanları dikmeye fırsatım yok şu anda. Bakalım temizlensin. Yarın döşenecek. Yine çivi sökme vakti. Bunları kalas yapılacak şu kenarlara. Temizleyeyim onları. Hazırlayayım. Gördüğünüz gibi balkon söküldü. Usta yarın gelecek inşallah. Balkonun çakacak. Tahtalarını. Vallahi benim bu tahtalarla imtihanım hiç bitmiyor. Bu kadar çivi söktüm yine. Bu arada şans dışarı çıkıyormuş. Görenler oluyormuş. Şuradan kapıdan çıkıyormuş. Bu süreci umarım biz kazasız belasız atlatırız. Şans çünkü yaramazlığa başladı. Alıyor başını gidiyor. Bir şey olmaz umarım ona. Hiçbir yeri kapama şansım yok. Umarım sorunsuz şey yaparız. Gece nerede hiç bilmiyorum. Bak gece fena fena gece. Şimdi gördüğünüz gibi yine tahtaları ayırdım. Kalas falan olacak. Bunlarla malzeme lazım. Hatta şu karşıdaki büyük tahtaları dedim Ahmet Usta'ya, onları götürür müsün, onları ocakların, çömlelerin üstüne raf istiyorum. Bugün istemedi keyfi maalesef, dedi götürürüm sonra. Şu hatta korkulukların siparişini verelim. Sen orayı döşeyince hemen onu yapalım dedim. Bir döşeyim falan dedi. Biliyorsunuz buradaki sürecin sıkıcılığını ustalar anlayamaz. Maalesef anlamıyorlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi şans gene nereye gitti? Ay beni öldürecek bu. İçeri girdi galiba. Ben defteri ve aldım kalemi aldım gidiyorum. Hangi fidan gelmiş? İsimleri yazmayanları ayırt edeceğim şimdi. Gelmiş gelmemiş diye.
Bugün sözde fidanları dikme günüydü. Pestilim çıktı. Yerlerine şimdi bir koyacağım fidanları. Hayırlısıyla bakalım. Size fidanları yerlerini yerleştirdikten sonra çekeceğim görüntüsünü ve anlatacağım. Şimdilik bana müsaade, ben bir ayırt edeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şuna bakın. Ne ilginç bir şey. Ne kadar büyüklükte. Kızıyor ona. Çok kocaman bir he. Tüylü ayakları var. Rengine bakın, mavi. Aa, daha önce de böyle görmüştüm ya, bu. Bu o mu o be? Kapalı hali mi? Yok, o değil. Fidanlara bakıyorum da iki tane fidan var. Ben kiraz istemiştim. Listeme bakıyorum, kirazı bulamıyorum. Ama vişne şu galiba, isim yazmamışlar. Bu da kiraz mı? Bak bak bak, şansa bak ya. Burada ağaçları tasnif yapıyorum. Böğürtlen benim listemde de yok. Böğürtlen gelmiş. Açıkçası kiraza üzüldüm. Evet, ekstradan bir böğürtlen gelmiş galiba. Böğürtlen listemde hatırladığım kadarıyla yok. Bakıyorum da yok. Bu kadar yapmıştım biliyorsunuz. Hepsine bakıyorum. 23 adet değil, fazla gelmiş. Ama kirazı bulamıyorum. Canım sıkıldı. Vişne fidanı var bence. Vişneyi ben ayırt edemiyorum ama muhtemelen şu kızıl tonlu olan vişne. Bakıyorum. Hepsi var. Mesela böğürtlen yok bende. Böğürtlen gönderilmiş. Muhtemelen hediyedir. Kiraz gönderilen listede yok ama ben almıştım hatırladığım kadarıyla. Kafam karıştı. Bakalım, bilgi almaya çalışıyorum. Sonra da bunları yerlerine yerleştireceğim. Şu gördüğünüz bir limonu açığa dikiyorum, bir limonu kapalı alana dikiyorum. Şansımı deniyorum. Çünkü limon çiçekleri çok güzeldir. Ama portakal tek olduğu için şansımı kapalı bir alana tercih ediyorum. Riske giremiyorum. Biliyorsunuz şey dedim. Dutu aşağıya dikeceğim şunu. Çünkü hem döktüğü şeyler, nasıl söyleyeyim, meyveleri açısından, hem de orayı, iki ağacın arası biraz küçük. Bu dut da böyle sağa sola dal vermez, aşağıya verir biliyorsunuz. Onun için bunu buraya tercih ettim. Gördüğünüz gibi derin burada kuyular ama bazı yerlerde değil. Taş çıkıyor çünkü burası. Şimdi bakalım, ben dediğim gibi bir meyveleri yerleştireyim yerlerine. Ondan sonra hadi bakalım, görüşürüz. Çok ilginç, çok güzel. Şans nereye gitti? Artık şanstan korkuyorum, şerekten. Onu gördüm de size çekmek istedim. Vallahi haber de bekliyorum. Şimdi bu gördükleriniz minikleri şuralara dikeceğim. Önce bir büyükleri dikeyim de gerisini hallederiz. Haydi bakalım.
gördüğünüz gibi çok derin yapmışız. Zaten gereksiz. Bayağı derin. Hadi bismillah. Şöyle koyalım şunu. Oo, çok derin. Şurada da komşular da iş yapıyor. Sesler geliyor. Thank you.
Açılmış. Aşırı derecede derin arkadaşlar. Çok derin olduğu için de ay toprak da olmuyor. Böyle yarıyorsunuz. Hadi bakalım devam edeceğim ben. Görüşürüz. Arkadaşlar. Limon. Bence vişne. Üzerinde yazmıyor. Portakal. Dalını da kırdım ama önemli değil. Limon. Ve bir de nektar yaptım. Diktim. Zor ilerliyor çünkü kova kova. İyi topraktan koymak zorundayım. Yanındakileri beğenmediğim için. Çukurlar çok büyük. Abartmışız. Ama iyi oldu. Dibine yeni toprak eklendi. O yönden iyi. Şimdi gördüğünüz gibi bu da şeftaliymiş. Şu nektari. Ay. Önümüzde daha var. Bakayım. 4 5 6 7 8 9 10 11 tane var. Ve bir sürü küçük yaban meyveleri var. Şimdi açıkçası benim ola vereceğim. Ardından şansı görüyor musunuz? Ardından ekmek almaya gideceğim bakkala. Çünkü ekmek yok günlerde. İçecek ekmek alacağım. O yüzden bir mola.